şeytan aleyhillâne bunun şerrinden korunabilmemiz için Allah'ı anmalıyız. Özellikle yatmadan önce, her gün yatmadan önce ayetil kürsüyü okursan şeytan sana yaklaşamaz. Yatmadan önce Bakara suresinin son iki ayetini okuyarak yatarsan şeytan sana bir zarar veremez. Yalnız şeytan değil, şerli olan yaratıklar da sana bir zarar veremez. Ve bu Bakara suresinin son iki ayetini okuduğumdan dolayı şeytan üç gün evine giremez. Bakara suresini okursan şeytan evine hiç giremez. Evine girerken besmeleyi çekerek girersen ve besmele çekerek yemek yersen o zaman şeytan senin evinde barınamaz. Seninle beraber yemek yiyemez. Evden çıkacağın zaman Bismillah tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah diyerek çıkarsan şeytan senden uzaklaşır. Hanımınla ilişkiye girerken Bismillah Allahümme cennibne şeytan ve cennibi şeytane mâ razaktena dediğin zaman dünyaya gelecek olan çocuğa musallat olamaz. Ona hiçbir zarar veremez. Camiye girerken Bismillah Allahümme ftehli ebuvâbe rahmetik buna benzer duaları yaparsan o gün boyu şeytanın şerrinden Allah seni korur. Allah'ı devamlı anmalıyız ki şeytan yanımıza yaklaşamasın, üzerimize musallat olmasın, bizi oyununa getirmesin, bizi tuzağına düşürmesin.